Evet. Bizim açımızdan duygusal olarak çok zor bir maçtı. Ahmetsiz çıktığımız röportajda da söyledim. Ahmetsiz çıktığımız ilk maçımızdı. Hakikaten alınan 39 puanın her zerresinde Ahmet'in emekleri var. Biz bu galibiyeti Ahmet'e ve değerli ailesine armağan ediyoruz. Bu soğuk havada Ahmet için tribünlere gelen taraftarlarımıza, sahada mücadele eden bütün futbolcularımıza, yüreklerini sahaya koyan bütün futbolcularımıza, yönetim kurulumuza, başkanımıza, emekleri olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Futbola gelirsek, gerçekten dediğim gibi duygusal yönü ağır basan bir maçtı. Belki sahada motivasyon olarak artı görünse de duygular öne geçtiğinde sahada belki futbol unutulabilirdi. Bunu da biz hiç yadırgamazdık. Ama oyuncularımız gerçekten çok büyük karakter gösterdiler. Bu zor günlerde, bu zor zamanlarda çok güzel bir galibiyetle hem camiamızı, hem Ahmet'imizi, hem Ahmet'in ailesini, hem taraftarları, hem de bizi çok mutlu ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok zordu gerçekten. Çok zordu. Samimiyetle söylüyorum. Çok zordu. Siz de gördüğünüz çok sevilen bir insanı kaybettik. Hem takım arkadaşları, hem biz etkilenmedik desek yalan olur. Çünkü bu fıtratımıza aykırı. Yani bu konuda İlhan Hoca gerçekten başkan, yönetim inanılmaz büyük çaba harcadılar. İlhan Hoca bilimsel destek aldı. Psikiyatrdan görüşler aldı. Onun görüşlerini kullanarak bazı uygulamalarda bulunduk mental açıdan. Şu ortamda antrenmana çıkmak, oyuncuna hadi koş demek, şuraya gel demek, buraya git demek gerçekten çok zor. Çünkü oyuncu her an ya hocam yani bu ortamda maçı mı düşünüyorsun diyebilir sana. Gerçekten zor bir hafta geçirdik ama dediğiniz gibi dünya bir şekilde normale dönmen lazım. Hayat devam ediyor. Yapmak zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir an önce işimize dönüp unutmak zorundayız. Unutmak derken tabii ki de acımız içimizde kalacak ama işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ahmet aklımıza geldiğinde içimiz yanacak. Onun için dua edeceğiz. Onun dışında zaten hiç kimsenin yapabilecek bir şeyi yok. İlhan. Hocam öncelikle tebrikler. Maç anında, golde ve maç sonunda buruk bir sevinç yaşandı aslında. Soyunma evet. Odasındaki atmosfer son olarak neydi? Neler söylersiniz? Tabii ki siz de gördünüz zaten golden sonra. Soyunma odasında da aynı atmosfer vardı. Hiç kimse de ses yoktu. Normalde galibiyetlerden sonra çok sevinilir. Belki şarkılar söylenir. Belki tezahüratlar yapılır. Ama soyunma odasına oyuncularımız ve biz hep beraber geldik. Sadece Ahmet'e karşı görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Buruk bir sevinç vardı içimizde. Tabii ki de sevindik. Tabii ki de mutlu olduk. Ama bunu yaşadığımız kayba saygı duyarak yaptık. Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz.